Anadolu merkezinden herkese merhabalar. Bugün Sakarya Geyve Maksudiye Köyü eski Kızılkaya yaylasında bulunan Kızılkaya bungalov evlerindeyiz. Yanımızda Kemal Bey var. Kemal Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kemal Bey, Kızılkaya bungalov evleri kimdir? Ne kadardır bu kuruluş var? Ne kadardır bunlar var? Biz bunlarla alakalı bir bilgi, ufak bilgi alabilir miyiz? Biz 3 senedir bu sektörün içerisindeyiz. Bir aile işletmesiyiz. Daha önceden böyle çalışmalar düşünmüyorduk. Sonrasında yerimizi tanıtmak için insanlar gelsin, görsün, bilsin, doğa şartlarında yaşamayı öğrensin diye daha çok böyle bir hizmetin içine girdik ve hamdolsun herkese de hizmet veriyoruz. Aile olarak işimizi yapıyoruz. Herhangi bir çalışanımız yok. İşimizin kendimiz başındayız. Yönetim bu şekilde. Peki kaç tane bungalovumuz var burada ve bir gecede kaç kişiyi misafir edebiliyoruz? Bir bungalovumuzda maksimum kaç kişi konaklayabiliyor? Şimdi örneğin bu ev ilk yaptığım ev. Bu evde iki kişilik yatak odası üst katta, asma katta, alt kattaki kanepem de açılıyor. Bir de bizde kişi sayısı fark etmediği için 4 kişiye kadar bu evimde kalıyor. Yani çoluk çocuklu bir aile rahatlıkla bu evimde kalıyor. Toplamda 5 adet evim var. 5 adet evimin 2 tanesi direkt bungalov, hani direkt piramit çatı. 3 tanesi de dağ evi statüsünde. Hani biraz daha büyük. Kimisi 80 metre, kimisi 50 metre, birisi 45 metrekare. Onlarda da 7-8 kişiye kadar kalabiliyor evlerimle. Yani toplam bölge olarak ortalama 25 kişiye, 30 kişiye kadar hizmet verebiliyorum. Bulunduğumuz bölge şu an biz kış ayındayız. Çok görecekler zaten görüntü. Biz drone'la beraber çekim yaptık. Tamamen doğayla berabersiniz. Tamamen havanın en yüksek belki de rakım kaç olduğunu 685. 685 rakamındayız. Ve burada aynı zamanda kışın ulaşım hizmeti de sağlıyorsunuz Kesinlikle, aşağıdan. kesinlikle. Zaten biz kışın en çok dikkat ettiğimiz konu Allah korusun kazası vesairesi. O yüzden misafirlerimizin aracını direkt güvenli noktalarda bırakıyoruz. Atıyorum Doğançay Köyü'nde mesela size aldığım yerde orada bırakabiliyoruz. Hava durumu açıksa hani önümüzdeki günlerde yağış yoksa burada Maksudiye Köyü var 2 kilometre aşağımızda. Orada caminin önünde aracıları park yerinde bırakıyoruz. Oradan yukarıya kendi aracılarımızı da evlere getiriyoruz. Hani müşteriyi ve misafirimizi zarar vermeden evimize getiriyoruz ve en ufak bir ihtiyaçları olduğunda zaten biz buradayız, hizmetimizin başındayız 7/24. O zaman şu an sıradaki sorum şu, bizi rakiplerimizden ayıran en büyük özellik ne? O zaman en başta bunu güvenirlik olarak söylemek Kesinlikle. istiyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Önce güvenilirlik. Zaten şu anda bu mevsimde bile insanların beni en çok arama nedeni o. Hani abin güvenebilir miyiz? Ya da sizin önerdiğiniz biri var mı? Artık insanlara demek ki güveni vermişiz. Evet. Peki bizim ileriye dönük hedeflerimiz nelerdir? Şu an 5 tane bungalovla burada hizmet veriyoruz. Bungalovlarımızı arttırmak mı yoksa vermiş olduğumuz hizmeti, şimdi restoran hizmeti gelecek demiştiniz. Vermiş olduğumuz hizmeti geliştirmek mi yoksa bungalov sayısını biraz daha arttırıp ticaret için mi yoksa hizmet için mi? Bunu merak ettim. Şu an buradaki benim tek amacım hizmet. Şu an zaten ben ev istedikten sonra biz işçiliğini de kendimiz yaptığımız için istediğimiz zaman zaten yapıyoruz hamdolsun. Onun haricinde benim buraya ilk önce insanlara hizmeti arttırmaya çalışıyorum.
Hani restorantıdır, işte atımız var, ufak tefek hayvanlarımız var, gelen çoluk çocuk bunlarla ilgileniyor, oynuyor yani. Güzel şeyler yaşıyoruz. Ve bizim en büyük avantajımız biz aileye kiralama yapıyoruz. Hani çoluk çocuk gelip burada rahatlıkla eğlenebiliyor, rahatlıkla gezebiliyor ve etrafımız da sessiz sakin olduğu için anne ve baba da korkmuyor. Çoluk çocuğu istediği gibi oynuyor, istediği gibi eğleniyor. En büyük mutluluğumuz bu. Onun haricinde restorantımızı da nasipse bu Mart ayından sonra yapımına başlayacağız. O zaman da görüşürüz inşallah. Restorantımızı yaptığımızda daha kaliteli bir hizmet vereceğiz. Hani adam direkt kahvaltısını bizde yapabilecek. Ve zaten sadece köy ürünleri olarak düşünüyoruz şu anda. Rahatlıkla kahvaltısını yapabilecek, yemeğini yiyebilecek. Hani evlerde şimdi mesela mutfak ekipmanlarımız her şey var. Şu an gelen herkes ekipmanını kendisi getiriyor. Gıda ihtiyaçlarını, biberine, tuzuna kadar hepsini kendisi getiriyor. O zaman gerek kalmayacak örneğin. Adam gelip her şeyini bende bulabilecek. Şu anki düşüncem bu. Peki Kemal Bey, buradan bizim buraya gelip bizi ziyaret olacak misafirlerimize, burada konaklama yapılacak olan müşterilerimize, misafirlerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şunu söylemek isterim. Kesinlikle ve kesinlikle herkesi baş üstünde ağırlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Herkesi beklerim. Yani biz de önce misafir. Bizde müşteri zihniyeti yoktur. Önce misafir. Gelen herkes misafirimizdir. Hani bir yerde kalmışsın, kapıyı vurmuşsun. Hu, ben geldim demişsin. Biz de aynı şekilde yani. Herkesi başımızın üstünde ağırlamaktan mutluluk duyan insanlarız. Çok teşekkür ederim. Değerli vaktiniz ve bilgiler için çok naziksiniz.